Evet, G20 zirvesi sonuçlandı. G20 zirvesine büyük umutlar bağlandı ve bu büyük umutlar çerçevesinde geçen G20 zirvesinden iki önemli sonuç ortaya çıktı. Bir tanesi Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin çıkmazdan kurtarılması ile ilgili adımlar atıldı. Her iki taraf memnun. Çin tarafı da memnun, Amerika tarafı da memnun. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler de bu durumdan hoşnut. Amerika ile Türkiye arasındaki görüşmeler de iyi geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında S-400 çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerde herhangi bir yaptırım sinyalinin gelmemesi Türkiye'yi rahatlattı. Bugün itibariyle hem Borsa İstanbul'da hem kurda olumlu bir seyir var. Her şeyi konuşacağız. Öncelikli olarak içeriye bakacağız. Sonra dışarıya döneceğiz. Bugün bize Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş eşlik ediyor. Hoş geldin Tonguç. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl? Senin beklentilerini karşıladı mı? İstersen şeyden yürüyelim. Çin'le ilgili bir playlistimiz var. Amerika-Çin görüşmelerini kapsıyor ama bu arada bizimkini de kapsayacak şekilde o playlistler eşliğinde konuşalım. Şimdi Amerika Çin'den istediğini aldı mı? Yoksa Çin tavizkar davranıp tartışmayı ya da sürtüşmeyi bir sonraki bahara mı erteliyor? Ya şimdi tabii hangi ülkenin G20 gibi bir zirvede aslında bir tarihsel süreç olduğu için bir beklenti yaratıyor. Ama ben takip edebildiğim kadarıyla net bir şekilde hani Çin'le Amerika'nın masaya oturup buradan net bir sonuç çıkarabildiğini hiçbirimiz görmedik. Yani evet. Şu an anlaşma olacak mı ondan da tam emin değiliz ama geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Özellikle son 1-2 aydır çok sertleşen söylemlerin en azından G20 içerisinde sizin söylediğiniz çok doğru. Aslında bizim için iki tane yani hem Türkiye'nin Amerika ile hem Çin'in Amerika ile olacağı, belki Çin-Amerika ilişkisi bizi direkt ilgilendirmiyor gibi gözükse de bu iki başlık bence G20'de önemliydi ve özür dilerim. Görebildiğim kadarıyla Çin'le Amerika'nın en azından piyasa devam edebilme sürecinde olduğunu görmesi zaten yeteri kadar dünyanın pozitife dönmesinde yeterli oldu. Ben şunu tahmin ediyorum. Yani toplantı sonrasında da büyük ihtimal Amerika hala bir, hatırlarsanız toplantı öncesinde işte %90'ı neredeyse halloldu anlaşmanın ama son aşamada biraz sıkıntı yaşıyoruz diye. Tahmin ediyorum yine Amerika biraz daha Çin'e bastırmaya devam edecek. Ama şunu da görüyoruz ki bir önceki G20'den sonra geldiğimiz yerde yani neredeyse geçen sene Kasım'dan bugüne aslında Amerika ile Çin de bir şekilde anlaşacak. Yani bu aslında bu toplantı içerisinde şunu anladım ben şimdi Kuzey Kore işte Türk-Amerikan ilişkileri Amerika-Çin ilişkileri vesaire bunun içine kattığımızda yani Çin biraz daha defansif duruyor. Trump'ın da bir kendine özgü bir siyasi manevraları var. Yani bunu son 2-3 senede gördük. Dolayısıyla bu G20'den sonra da devam edecek ama dünyanın şunu biraz da anladığını düşünüyorum ben. Yani biz anlaşmadan bu iş hepimize zarar verecek. Dolayısıyla masaya oturduklarında tekrar herkes payını en iyi şekilde avantaja çevirmeye, bir pay kapmaya çalışacak ama biz netice itibariyle bir anlaşmaya doğru gideceğiz. En azından dünya biraz bunu görmüş gibi. Evet. Geliyor bana G20'de ve bütün bu pozitifliğin aslında beklentinin fiyatlamanın nedeni de biraz bu. Yoksa biz ben yanlışsam düzeltin net bir Çin Amerika'da hani önümüzdeki işte 3 ayda yok, böyle olacak tabii. Seneye böyle olacak gibi hiçbir bir başlık yok. Yol haritası yok. Yok ama yani bunu olumlu algılamak için de birçok nedenimiz var. Son 1-2 aya bakarsak dolayısıyla Amerika'nın son 3 yılda belki de uyguladığı politikalarda da benzer bir durum söz konusu. Sonuçta piyasa şöyle düşünüyor. Dünya kötü bir evreye girme durumunu Amerika'da Çin'de görüyor. Ve bir şekilde bir noktada her ikisine de çok fazla zarar vermeden bir anlaşmaya gidecek gibi duruyor. Ben G20'de Çin-Amerika ilişkilerinde bu özet üzerinden ilerliyorum açıkçası. Peki. Şimdi arka plana Borsa İstanbul kapanışı, aşağıya da banda da dolar TL'yi verelim, onun üzerinden konuşacağız. Yavuz Yıldırım çok dikkatli bir izleyicimiz, bir de yani yatırım yapıyor ve hakkını teslim etmek lazım. Diyor ki ben 9 Mayıs'ta geçmiş tecrübeme dayanarak tüm dolarımı 6.20'den satıp
son kuruşuma kadar borsaya girdim diye yazmıştım. Bugün ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Eylül-Ekim'e kadar dolarda 6 lira ve üzeri hareket beklentim yoktur diyor. Eylül-Ekim'e kadar. Tabii şimdi Yavuz Bey'in tweetini okuduk diye buna göre yatırım yapmaya kalkmayın. Evet, sakın. Herkes, her koyun kendi bacağından, yani benzetmeyi hoş görün. Ama Yavuz Bey bunu yazdı gerçekten ve dediği de çıktı. O zaman yok öyle olmaz diyen pek çok kimse vardı. Ben bile hani çok inanmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Ama son kuruşuna kadar satıp borsaya girmiş. Şu anda borsa şahlanıyor. Kur da ciddi biçimde Türk lirası değer kazanıyor. Ne kadar sürebilir? Şimdi aşağıda teknik analiz raporlarına baktığımızda 5.62 gözüküyor. Şu anda 5.64'teyiz. 5.62 geçildiği takdirde aşağıda ne var size göre? Yani ben bilmiyorum. Daha aşağısını okuyamıyorum. Çünkü benim ilmim bu kadar. Onun altına inmiyor. Yukarıda neresi var? Yani 5.62'nin altına indiği takdirde nereyi görebiliriz kur için? Eğilim eğer yukarı doğru gitme yönünde olursa neresi olabilir yukarıda? Borsa İstanbul'da da 100 bin sınırı merak edilen yegane konu. Yani böyle teknik seviyelerden ziyade önümüzdeki 6 ay hani yatırım düşünenler için biz hep şey konuşuyoruz, senaryo bazlı, yani senaryo üzerinden. Şimdi beyefendinin paylaştığı tweette de bir senaryo satın almış ve bunun şu an için gerçekleşmesini yaşıyor. Zaten aslında piyasada da biraz para böyle kazanılıyor, açık söylemek gerekirse. Şimdi dolar TL'de büyük ihtimal önümüzdeki süreçte şöyle bir şey yaşayacağız. Yani şeyi bilemiyorum, 5.30 mu olur, 5.40 mu olur? Ama teknik bir seviye düşünüyorsak 5.50 seviyeleri aşağı yukarı, yani 5.65'in altında kalmaya devam edersek önümüzdeki dönemde hedeflenecek bir seviye gibi gözüküyor. Ama kur tarafında şimdi salı günü söylediğiniz gibi enflasyon verisini alacağız. Büyük ihtimal 2.5 puanın üzerinde, yani neredeyse geçen senenin tüm Haziran ayını biz orada bu senenin yıllığından çıkaracağımız bir enflasyon göreceğiz. Ve 16'lara doğru bir enflasyon gelebilir. Yani büyük ihtimal piyasanın beklentisi de bu yönde ama. Ve buradan sonra ben artık tekrar yineleyeyim. Yani yeni Merkez Bankası toplantısında da artık faizlerin de aşağı inmesi, bizim o büyüme inmesine tekrar geçmemiz için gerçekleşecek. Dolayısıyla kurdaki bu pozitif görüntü, TL varlıklarına gelen bu pozitif görüntü ki hala kenarda 180 milyar dolar, işte son dönemde 45 milyar dolarlık bir artış gördüğümüz veya 40-45 milyar dolarlık bu yatırımcı kitlesi hala kararsız. Yani dolarımı satayım mı satmayayım mı diye. Dolayısıyla burada bir geri çekilme göreceğiz. Bu herhalde 5.50 civarlarında bir konsolidasyon olabilir ama burada 5.40'lar, 5.38'ler, 5.45'ler, bunun çok önemi yok. Yalnız nerede dip oluşacağı önemli. Diyelim ki en iyi zamanımızda buraları göreceğiz ve sonrasında biz faiz indirimleri gittiğimiz sürece kurda hafif hafif yukarı yönlü bir dengelenme hareketi göreceğiz ve aslında burada olduğumuz seviyelerden de çok farklı bir yukarı aşağı seviyelerde TL'yi görmeyeceğiz diye düşünüyorum belli bir süre. Mesela Ekim ayına kadar yeni bir gelişme olmazsa. Dolayısıyla kur tarafını takip edenler herhalde şöyle bir strateji izleyecek. 5.75'in altında alma ya da aşağı doğru oynamaya devam et. Yani pozisyon icabı. Evet. Aşağıda da 5.50 civarlarında yeniden alıcı ol. Ama o dolarda hala yatırımı olan kitle bu yatırım tercihinden vazgeçip satışa başlaması durumunda bizim işte o zaman elimiz hem faiz indiriminde hem uygulayacağımız politikalarda çok daha güçlenecektir. Dolayısıyla biraz daha önümüzdeki 6 ay dövizin yatırım tercihi olmasından uzak durmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. Alternatif işte belki gram altını konuşuruz, belki borsayı konuşuruz, hatta Türk tahvillerini konuşuruz. Bunlar önümüzdeki 6 ay içerisinde kesin demeyeyim tabii ama hani yeni bir gelişme olmadıktan sonra daha yüksek bir getiri ihtimali olan ürünler gibi veya pazarlar gibi duruyor şu an için. Peki. Şimdi birazdan enflasyon konuşacağız. İçeriye geleceğiz ama Çin ve Hindistan'la ilgili olan kısmını önce bir üzerinden tekrar geçerek gelelim. İki numaralı grafiğimiz geliyor. Bu iki numaralı grafiğimiz Türkiye'nin ticaret ortaklarıyla yaptığı toplam ticaret hacmini gösteriyor. En büyük ticaret ortağımız Almanya doğal olarak.
Burada neredeyse açık vermediğimiz ülke yok gibi. Yani en büyük ticaret pazarımız olan Almanya'ya karşı bile açık veriyoruz. Rusya'ya zaten çok doğal olarak petrol ve doğalgaz tedarikçimiz olduğu için veriyoruz. Çin'le olan ticaretimiz 22 milyar dolar. Bunun 19 milyar dolarını biz onlardan mal alıyoruz. 3 milyar dolar da mal satıyoruz. Büyük bir açık var. Bu açık tablosuna rağmen Türkiye ekonomisi dış ticarette hala kendine çeki düzen verebilmiş değil. Yani Çin'den ithal ettiğimiz pek çok ürüne ek ithalat vergileri koyduk. Ama Rusya'dan ithal ettiklerimize ithalat vergisi koymamıza imkan yok. Bağımlıyız. Almanya'dan ithal ettiklerimize ek ithalat vergisi koymamıza imkan yok. Çünkü çok temel ve mamul mallar alıyoruz. Makine parkları, fabrikalar ve makine parkları alıyoruz. O sebeple tabloya baktığımızda işin içinden biraz çıkmamız zor. Yani şu ilk 3-4 pazarımıza karşı açık verdiğimiz takdirde dış ticaret açığımız katlanarak artacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ali Bey, bir ticaret partnerliğinde siz karşı ülkeye bir vergilendirme getirmek istiyorsanız bir kere oradan aldığınız yani ürünü yapacaksınız. Evet. Tabii. Yani mesela şimdi Amerika-Çin uygulamasında kendini de güçlü gördüğü için bir uygulama şansı veya farklı ülkelerden bunu temin edebileceğini, kendi açığının çok ekonomisine zarar verdiğini için yapabiliyor. Şimdi Türkiye'nin ticaret modelinde şu var. Yani Çin'den Almanya biraz daha belki özel ürünlerle gidiyor ama Çin'den Rusya'dan özellikle Çin'den aldığı mamulleri işte ara mallarla üreterek diğer ihracat yaptığı ülkelere bir satış kanalı gibi düşünüyor. Şimdi burada vergilendirme yoluna gitmektense yani bunu elinde sonunda yapacağız. Yerli teknolojisi de rekabetçi olabilecek ne ürün varsa ithal ettiğimiz bunların kalem kalem bakıp hangilerini hızlı bir şekilde burada daha az maliyetle en azından rekabetçi olacak şekilde yalnız yurt dışına değil yurt içine de pazarlayabileceğimiz bir sisteme hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Çünkü biz faizleri indirsek de büyüme modeline tekrar geçsek de bu sefer açık vermeye bu ülkeler üzerinden cari açımızın devam etmesi söz konusu olacak. Yani şu an biz işte belki Türk-Amerikan riskini, içeride yerel seçimler riskini bir kenara koyduğumuzda çok hızlı bir şekilde son 3-4 aydır çalışıyoruz ama bu konuya ehemmiyet vermemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Yoksa öbür türlü ne bizim Çin'den alacağımız ürün büyüdüğümüz zaman azalır, ne diğer ülkelerle yapacağımız ticaret hacminde açık verme konusunda bir kademe sarf edebiliriz. Yani çok zorlaşır işimiz. Dolayısıyla ne kadar çok içeride üretip bunları sisteme dahil edebilirsek ancak bu şekilde daha güçlü bir ekonomiye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki Türkiye-Çin playlisti tekrar arka planda dönerse bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'a yazdığı bir yazı var. O yazı şu an itibariyle ambargosu bittiği için okuyabiliyorum. Yarın çıkacak. Çin'deki medyada Global Times'ta çıkacak. Birkaç cümleyi buradan okumaya çalışacağım. Diyor ki Türkiye'nin öncülük ettiği orta koridor girişimi kuşak ve yol planının kalbi durumundadır Türkiye. Doğru. Türkiye'den başlayarak demir yoluyla Gürcistan'dan Azerbaycan'a, buradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Çin'e ulaşan orta koridor, yani bizim içinde bulunduğumuz koridor, kuşak ve yol projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. Doğru. Orta koridor sağladığı süre avantajı ve mevsim etkilerinden bağımsız olarak 12 aya hizmet verebilecek bir güzergah olması nedeniyle kuşak ve yol projesine çok büyük katkılar sunacaktır diyor. Birkaç rakamı Cumhurbaşkanı'nın buraya yansımayan birkaç rakamı da ben ilave edeceğim bu konuşmaya ilaveten. Bu arada bir kuşak bir yol projesinin haritasını bulabilirseniz izleyicilerimizin hatırlaması bakımından. Şimdi 2040 yılında tamamlanacak. Çin'den yüklenen bir kargo, yani Pekin'den ya da Şangay'dan yüklenecek bir kargo 16 günde Marsilya limanına ya da Rotterdam limanına ulaşabilecek. Şu anda Çin'den yüklenen bir yükün batıya ulaşabilmesi için, yani Pasifik'ten yüklenen bir kargonun Atlantik'e ulaşabilmesi 44 günde gerçekleşiyor.
Orta kuşakta biz yer alıyoruz. Orta kuşakta 2040 yılına kadar 8.7 trilyon dolarlık yatırım yapılacak. Biz orta kuşağın tam göbeğindeyiz. Toplam bir kuşak bir yol projesinin toplam tutarı ise 22 trilyon dolar. Dünyanın gayri safi hasılası şu anda, yani global GDP, çok teşekkürler çocuklar. Global GDP 80 trilyon dolar. 80 trilyon dolara 22 trilyon dolar daha ilave ettiğinizde 102 trilyon dolar gibi bir büyüklüğe çıkıyor. Bu gerçekten dünyanın sihirli değneği sayılabilecek projelerden bir tanesi. Yani Marco Polo'dan bu yana doğudan batıya ticareti hızlandırabilecek en büyük atılımın içindeyiz. Cumhurbaşkanı da bu konuya yer vermiş durumda. Tabii biz orta kuşaktayız, son cümlemi söylüyorum. 8.7 trilyon dolarlık bir yatırımın tam göbeğinde yer alıyoruz. Bu bakımdan Türkiye ekonomisi için de bir ciddi kazanım sayılabilecek projedir. O sebeple çok önemsiyoruz. Ya şimdi şeyi dikkatli izleyen bir hani Türkiye bakış açısıyla baktığımızda, şimdi enerjinin mesela bir aynı bu kuşak projesi gibi bir geçişken bölgesi haline geliyoruz. Yani özellikle Kafkaslardan ve Rusya'dan hani Avrupa'ya doğru enerjiyi geçerken bizim üzerimizden geçme rotası. Ticaret konusunda da şimdi biraz önce tabii şeyden bahsederken Ali Bey, hacmi arttırmak, işte vergilendirmek vesaire. Burada yalnız Çin üzerinden gelecek ürünler değil. Belki Türkiye'de üretilecek bazı ürünlerin de işte bu Çin'le Türkiye arasındaki işte İran veya işte Türkiye Cumhuriyetler içerisinde diyelim. Evet, Azerbaycan, Gürcistan. Güney Rusya. Evet. Bu taraflara doğru da Türkiye'den aktarılması, tabii Avrupa'dan da gelecek bazı ürünler olabilir. Ama bunun da aktarılması konusunda Türkiye'yi bir öncü ülke konumuna sokabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi bu kanalın geçtiği ya da bu hattın geçtiği yerde dikkat ediyorsunuz, neredeyse Türkiye'yi tam yarıdan, güneyden kuzeye doğru bir kesiyor. Burada o bölgelerin de, yani bizim her zaman Doğu Anadolu, Güney Anadolu'nun gelişimi konusunda, tabii uzun bir proje, yani 20 yıl konuşuyoruz. Evet. Çok maliyetli bir proje gerçekleşirse belki o bölgelerin kalkınması ve tekrardan hani Türkiye'nin ekonomisinin de biraz o bölgelere doğru yayılması konusunda, biliyorsunuz bu 20 yıl olsa da önceden birçok beklenti oluşur. Belki böyle bir katkısı da olabilir. Hani bu konuda Türkiye'nin bir kilit ülke olması hem ticari anlamda hem enerji anlamında uzun vadede gerçekten ben bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Riskli konuma da sokuyor tabii ki Türkiye'yi hani beklenti açısından. Ama her zaman bu kanalların içinde bir ülke olmak daha potansiyel, daha bir yatırım konusunda da iştahlı bir bölgede ülke konumuna bizi sokacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk kez, yani yaşayan ve geride kalmış bütün Amerikan başkanlarını da kapsayacak şekilde ilk kez Güney Kore'ye görev süresi içinde giden tek başkan olduğunu söyleyelim. Yani gitti Güney Kore'ye, oradan Kuzey Kore'ye topraklarına girdi, adım attı. Xi Jinping davetinden sonra gidip orada Kuzey Kore lideriyle el sıkıştı. Bu tabii önemli bir gösterge çünkü Kuzey Kore'den biraz çekiniyor Amerika Birleşik Devletleri, öyle kolay bir lokma olarak görmüyor. O bakımdan onu müzakere masasında tutmaya çalışıyor. Benzeri bir tablonun ben İran'da da yaşanacağını tahmin ediyorum. Yani şu anda karşılıklı esip gürlüyorlar falan ama bir süre sonra masaya oturabileceklerini düşünüyorum. Çünkü orada İran'da kaybettiği çok şey var. Amerika'da bu durumdan uzun vadede çıkar elde edemeyeceğini gayet iyi biliyor. Şimdi enflasyon bahsine geliyoruz. Bir numaralı grafik ekrana gelecek. Bloomberg HT'nin Haziran ayı TÜFE beklenti anketi. Aylık bazda %0.05 artış, neredeyse yok gibi, yani negatif sayılabilecek bir artış. Yıllık bazda da 15'in üzerinde bir enflasyonla tanışacağız. Enflasyon patikasında nereye doğru gidiyoruz? Yani aslında daha önce de hani Merkez Bankası'nın daha önceki toplantısında da belirttiğim, belki bazı risklerin ortadan kalkmasını da bekliyordu. Ya Haziran ayında biz o sanki hep Merkez Bankası'nın söylediği, yani hızlı, yani aslında faizleri burada tutmak istemesinin ve enflasyondaki düşüşü hızlandırmak istemesindeki amacına ilk ayda net bir şekilde bir sinyal olarak görebileceği, evet, enflasyon rakamını göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi
Mevcut ay veya işte Haziran sonunda bazı zamlar vesaire konuşuldu ama burada çok iyi bir geçen yıldan kalan baz etkisi var bizim Haziran'da. Temmuz'da biraz zayıf. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde işte 16 veya 16'ların altında bir yıllık enflasyon görürsek ki burada üretici fiyatları, çekirdek enflasyon burada da o nispeten gerilemenin etkilerini biz göreceğiz. Dolayısıyla arada neredeyse 24 ile 16 arasında 8 puanlık bir reel faiz üzerinden konuşabiliriz. Yani bu beklentiye yakın geleceğini düşünerek ben söylüyorum. Dolayısıyla büyük ihtimal çarşambadan sonra biraz da hani Merkez Bankası faiz indirir mi indirmez mi bu tartışmaların Türkiye'de de hızlanacağını düşünüyorum. Ben zaten görüşüm geçen toplantıdan da çok net. Bir nebze büyümedeki aslında ben 2019'da artıda kapatabileceğimizi düşünüyorum. Belki kayıp 1-2 ayımız var. Dolayısıyla bu inmeyi hemen hızlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hazır artık tüm koşullar neredeyse Türkiye'nin lehine gelişiyor. Dolayısıyla hızlı demeyeyim ama kademeli bir faiz indirimine yeni toplantıyla birlikte gidilme ihtimali de bu veri sonrası artabilir diye düşünüyorum. Peki. 3 numara geliyor. Şimdi ekonomistlerin Türkiye beklentileri evet. nasıl değişti diye büyüme, ortalama enflasyon, işsizlik oranı bir önceki dönem ve mevcut dönemi kapsayacak şekilde alt alta sıralanmış durumda. İstersen büyüme sütununu değerlendirelim. Enflasyon sütununu da bir miktar değerlendirebiliriz. Aslında işsizlik sütununu da değerlendirmemiz gerekir. Çünkü üçü de önemli gösterge. Üçüyle de şu anda başımız dertte. Şimdi şöyle bir şey görüyorum ben Ali Bey. Bu beklentiler günlük değişimlerle biraz şekilleniyor. Yani tabii ekonomist de olsak, akademisyen de olsak, piyasa içinde de olsak doğru. Bazı beklentiler gerçekleştikten sonra fiyatlamalar aynı buradaki oranlar gibi değişebiliyor. Buradan gidersek yani büyüme tarafında şunu görüyorum ben en azından değişim içerisinde. Biraz da sanki 2020'ye kalmış gibi bizim büyüme hikayemiz. Evet. Yani 2019'u da sanki bu anket içerisinde ben görebildiğim kadarıyla biraz daha kayıp bir yıl gibi görüyoruz. Ama 2020'ye daha hızlı gireceğiz gibi duruyor. Şimdi önceki hani mesela ikinci çeyrek anketi üzerinden gittiğimde sanki dördüncü çeyrek biraz daha hızlanacak gibi duruyor ama o 2019'un nispeten kayıp bir yıl olması görüşü sanki yıl sonu için hala devam ediyor. Yani 1.30 yerine 1.60 bir eksi hala gözüküyor. Evet. Enflasyon tarafında yani çok bir iyimser değiliz. Çok iyimser bir tablo iyimser yok. Değiliz. Evet. Tahmin hani böyle ediyorum. Tek haneler falan yok, tek hane açısından değil ama yani bu 15-16'lar hala bence hem bizim hedeflerimizin biraz üstünde doğru. hem de şu fiyatlara baktığımızda bence 2 ay sonra bu anketi yaptığımızda ya da beklentilere baktığımızda daha iyi enflasyon beklentileri göreceğiz sene sonu için. İşsizlik oranı ben şöyle görüyorum yani bir burada da sanki biraz gecikmeli bir değişim var. Şimdi biz eğer gerçekten buradan iyi bir enflasyon ve büyüme yaşayabileceksek bence işsizlikte de bir nebze olsun 13'lerin altına çok rahat bir şekilde geliriz gibi geliyor bana. Hani çok böyle kalıcı bir değişim olmaz. Dolayısıyla ben beklenti tarafında daha iyimser anketlerin önümüzdeki dönem çıkacağını düşünüyorum. Bu da sanki son dönemdeki değişimi biraz negatif pozitif hani fiyatlara yansıtmışlar ya da ankete yansıtmışlar gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde biraz da Bloomberg'in özellikle anketlerinde daha iyi sonuçlar çıkabilir gibi geliyor. Çünkü şimdi, kritik bir evreyi geçtik. Onun aynen öyle. Bravo. Bloomberg'in anketlerinde iyiye doğru giden bir şey var. Gösterge var. Onu şimdi konuşacağız. 4, 5, 6 numaralı grafiklerimizi sırayla dolaştırırsan onlar üzerine şimdi Tonguç'tan yorumlar isteyeceğiz. Bir tanesi tüketici beklenti endeksi 83.32. 65'ten geliyor. Yani çok yüksek bir hızla. Tüketici eğilimi endeksi de 49'dan 55'e geliyor. Buradaki yükseliş daha yavaş ötekine kıyasla. Tüketici güven endeksi de 59'dan 75'e geliyor. Hepsinde yükseliş var ama ilki yani beklenti endeksi çok daha rigid bir yükseliş gösteriyor. Bu geleceğe umutla baktığımızı bize kanıtlar mı? Şimdi kesinlikle kanıtlar. Bir kere şimdi 3 endeks içerisinde baktığımızda yani bu eğilim endeksinde zaten bu kadar hızlı değişimler gözükmüyor. Genelde
işte 45'lerle 60-70'ler arasında biraz daha değişimler kesinleşmesi, çok agresif bir değişiklik olmazsa gerçekleşmiyor. Ama tüketici güveni ve tüketici beklentisi tarafında şunu ben görüyorum. Eğer döviz tarafı, bunu her zaman söylüyorum, yani bugünkü aşaması mesela Temmuz'da biz 5.50 kur tarafını göreceksek ve faizlerin aşağı doğru indiğini görmeye devam edeceksek, tüketici belki de reaksiyon olarak hani geçen sene Ağustos'dan önceki o 80'li 85'li seviyelere doğru da çıkabilir. Bunda da çok şaşırtıcı bir durum yok. Yani şöyle düşünebilirler, evet. Ağustos veya Temmuz'da daha iyiydik belki ekonomik göstergeler açısından. Ama niye böyle bir beklenti ve eğilim artıyor diye. Çünkü bir anda iş talebin şu an çok kişi bekliyor. Ben öyle görüyorum. Bugün bir toplantıda yine emlakçılarla bir araya geldik. Yani bir sektör böyle şirket bazlı sırf bu sektörü konuşan. Emlak sektörü içerisinde hem satanlar açısından hem alıcılar açısından hala bir beklenti söz konusu. Bu genel tüketici psikolojisinde de var. Bunun şu anda çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyorum ben. Yani biz bunları konuşurken bile aslında beklentilerin değiştiğini görüyorum. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos'da hem enflasyonda hem kurda bir aşağı yönlü hareket devam ederse, bu yükselişin de ben bu kadar hızlı olmasa da, yani 60'lardan 75'lere olmasa da 80'lere doğru daha ufak marjlarla gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun bir süredir bir tüketicilerde bir beklenti, yani acaba ne olacak beklentisi vardı. Dolayısıyla buradan bir kopuş oluyor gibi gözüküyor şu an için. Peki, şimdi bugüne tekrar döneceğiz. Sonra bütün ülkelerin PMI verilerini kapsayan bir grafikle konuşacağız. PMI'da biliyorsunuz 50'nin altı daralmaya işaret ediyor. 50'nin üstüne çıkan da çok fazla bir ülke yok. Hani böyle işte birkaç ülke var. Onun dışında herkes Avrupa top yapıyor. Çıkan da demeyeyim de 50'nin üstünde kalanlar. Kalanlar var, evet. 50'nin üstüne kalmayı başaranlar. O hani ip cambazların ipin üstünde kalmalarıyla ilgili bir süreç. 7 numara. Şimdi bu Türk varlıklarının G20 tepkisi olarak biz bunu formüle ettik, grafiği. Borsanın günlük yükselişi çok olağanüstü bir performans çıkardı. Bankacılık endeksi, evet, bu çıkışa öncülük etti. Kurda da keza o durum var ama kur biraz önce sanki nazar değdi, bizim konuşmamızdan etkilendi. Tekrar 5.65'e doğru bir yolculuk yapıyor. Oysa ben konuşurken hani belki 5.63'ü görürüz diye düşündüm ama olmadı. İyimserlik acaba buraya kadar mı? Şimdi Ali Bey, şöyle bakalım. Burada mesela borsa, kur ve en alttaki grafiğin altında da o CDS dediğimiz, yani ülke, evet, risk birimini gösteren ve uzun süredir sizin ekranlarda da böyle ülkemizin kaskosu. Evet, evet, konuşulan, detaylandırılan ve herkesin biraz daha yakinen bilgi sahibi olduğu. Bir kere borsa 83.000'den geliyor. Yani biz bu G20'ye gitmeden önce 95.000 seviyelerinde salınan bir borsamız vardı. Bence bugün itibariyle, ki biz bunu aslında bir nebze ekonomik veriler, bir nebze de yerel seçim sonrası bir rahatlama orada gördük. Bir kısmi bir para girişi oluyor. Ve dikkat ederseniz 540'lar, 550 CDS'lerden 375'lere kadar geldik. Tabii. Şimdi bu kolay bir şey değil. Hep şeyi konuşuyorduk. Yani borsa... CDS'imizi günlük görebilir miyiz doların yerine? Ucuzdur, pahalıdır vesaire derken, yabancı da olsa, yerli de olsa burada bir fırsat gördüğü zaman, yani bugün bankacılık sektöründe bu kadar hızlı bir yükseliş, işte %10'lara falan bazı bankalarda olmasının nedeni bankacılık sektörü dün kötüydü de bugün iyi olması değil. Ama herkes şunu görüyor diye düşünüyorum. Ya da gördüğünü belli eden fiyatlamalar var. Eğer biz bu rakamlarla, yani bu risklerimizi kenarda tuttuğumuzda, faizler önümüzdeki 6 ay inecekse, işte kurda da oynaklığın birçok gelişme sonrası, Türk-Amerikan resleşmesi, Moody's kararı, zaman zaman işte Yunanistan'dan gelen haber, Kıbrıs'taki işte enerji aramasındaki sıkıntı vesaire, görüyoruz ki artık kur yukarı gitmek istemiyor. O zaman yatırımcı diyor ki böyle bir beklenti olacaksa ben borsaya girmem lazım. Hangi hisselere? Tabii ki bu durumda lokomotif olan, her zaman da hızlı bir likiditeye sahip bankacılık sektörüne. Dolayısıyla bu çok yadırganan bir şey değil. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum ama bugünün bir düzeltmesi yarın öbür gün olabilir. Yani bu kadar hızlı hareket sonrası bir durgunluk olabilir. Kurda da benzer bir görüntü, evet, var. 9 numaralı grafiği de görelim. O kuru bugüne dair çok iyi anlatıyor. Yalnız evet, en son konuştuğumuz, evet, yani bugün çok net bir kırılım yaşıyoruz.
Ama kurda zaten bir süredir 5.90'ların üstüne çok gidemeyen, birçok negatif haberde de aslında satışla karşılandığını düşündüğüm zaman zaman ve pozisyonların da bu şekilde alındığı bir kur görüyorduk. Dolayısıyla bugün net olarak işte 10-12 kuruşluk bir geri çekilmenin de Türkiye üzerinde normal. Esas önemli olan bu CDS'lerin, biz hep diyorduk ki yani borsa hızlı düzelebilir, hatta faizler bile hızlı gerileyebilir. Ama CDS, yani aynı zamanda yabancının algısının da Türkiye üzerinde değişmesinde biraz zorlanabilirsiniz. Evet. Bunun ilki bence yerel seçimler netleştikten sonra gerçekleşti. İkincisi de Türkiye'nin bir Amerika riski olmadığını düşündüklerini şu an için görüyorum ki 400'lerin üzerinden net bir şekilde, yani 25-30 puanlık bir geri çekilme ve ben bu CDS'lerdeki düzeltmede de biraz ne diyelim, hani hızlı olmasa da biraz tutunacağını bu seviyelerde, ama zamanla özellikle işte Eylül-Ekim gibi tekrardan 300'lü seviyelere kadar gidebileceği bir alan şu an için önümüzde açıldı. Burada tek bakacağımız bu aşamadan sonra Türkiye'den gelecek ekonomik veriler. Bu da çarşamba günü enflasyonla başlıyor. Eğer bunlar da bir düzelmeye, aynı sizin tüketici veya işte güven endekslerinde olduğu gibi bir düzelmeye işaret ederse, o zaman bu bir, hani bizim borsada tabirimiz işte bir rally, mini rally ya da uzun süreli bir rally'yi TL varlıklarda görebiliriz. Bu zaten aslında 2 ay önce de olabilecek bir senaryoydu. Bunun her gerçekleşmesi şu an için fiyatlarda yansıyor. Ben ama önümüzdeki 6 ayın bu 6 aydan, yani geçtiğimiz 6 aydan da olumlu olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu bir kez daha dile getirmek isterim. Peki, Temel Bey'in bir sorusu var. Yine bu grafik eşliğinde konuşabiliriz. Diyor ki, Tonguç Bey'e sorabilir misiniz? Bugünkü gibi piyasalarda hızlı kararlar alarak işlem yapmak mı doğrudur? Yoksa kademeli işlem yapmak daha mı uygundur? Tabii ki kademeli işlem. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün bir şok fiyatlama. Bu hani kamyonların arkasında yazıyor ya, acele eden ecele gider diye. Doğru. Evet. Yani aslında piyasada, hangi piyasada olursa olsun, profesyonel yatırımcı hep bu piyasaları bir avantaj olarak kullanır. Örnek veriyorum, borsada 90-92 binden banka endekslerini alan, bugün siz farkına varmadan 100 bine geldiğinde bir kısım malını satmıştır bile belki. İşte kurda 5.85-5.90'dan satışlarını yapan bugün bir kısmını 5.65'ten tekrar yerine koymuş olabilir. Keza aynı şey tahvil piyasasında. Bu piyasalar o doğru yöndeki pozisyon aldığınızda bir kısmını realize edebileceğiniz ve tekrar düzeltmesini bekleyeceğiniz piyasalar. Ben yatırımcılara şunu öneririm ki bunu 1-2 aydır söylüyorum Ali Bey. Borsada ne zaman yeni zirveler her gün test ediliyor dendiğinde artık oradaki borsa beklentisinde biraz kafanızda soru işareti olsun. Ne zaman ki Türkiye'de borsa çökecek, işte bitecek gibi, şöyle olacak dendiğinde de mümkün olduğu kadar biraz piyasaları daha yakından takip edip yavaş yavaş portföyü orada arttırmakta fayda var. Aynı 83 binde olduğu gibi. Peki, son birkaç dakikamız, 8 numaralı grafik, son grafiğimizi konuşacağız. Bu hizmetimizi de unutmayın lütfen. Önemli bir hizmette bulunuyoruz herkes için. Yani önümüzü görmek bakımından neredeyse uzak doğudan işte Avrupa'ya kadar her yerdeki PMI rakamlarını, son açıklanan rakamlar var bir ilk sütunda, beklenti tahminler yani. Evet. Bir de bir önceki var. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle suyun üstünde Hindistan, suyun üstünde Fransa ve suyun üstünde Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Diğerleri bizim gibi aşağı yukarı. Dolayısıyla hani bizim yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı Bankası'yız diyebilir miyiz? Bu neyi gösteriyor Ali Bey? Yani hala dünyada bir büyüme konusunda, yani PMI dediğimiz, hani imalat üzerinden burada gidiyoruz. Büyümenin de öncüsü olan, hani üreteceksiniz değil mi? İmal edeceksiniz, bunu satacaksınız, ticaret gelişecek. Bu konuda yani 50'ye siz bakmayın. Yani burada Fransa'nın 51.9 olması, Hindistan'ın 52 olması, işte Amerika'nın biraz 50'nin üstünde olması, onun buradan devam ederek tüm dünyayı bu konuda şekillendirebilecek anlamına gelmiyor. Çin'de hala PMI 50'nin altında. Birçok büyük, yani Avrupa'nın genelinde hala 50'nin altında, evet, veya 50'ye yakın. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor ki dünyanın hala büyüme veya ticaret hacminin gelişmesi konusunda bir sıkıntısı var. Bu giderilmiş değil. Dolayısıyla biz 2019'da da bu PMI verilerinin böyle birer ikişer puan yukarı aşağı oynadığı ve o üretim tarafında zorlandığı bir yılı yaşayacağız gibi duruyor açıkçası. Evet, peki.
Kurla ilgili tabii daha yukarı yönlü tahmin yapan izleyicilerimiz var. Mustafa Ersoy gibi. Acaba diyor kur 8 liraya çıkarsa ne diyeceksiniz? Ne diyebilirim ki? Yani ben yapmıyorum ki, kuru o noktaya getiren de ben değilim, indiren de ben değilim. Sadece risk gelişmeleri yorumlamakla mükellefiz. Çok teşekkürler Tonguç. Reklama ben teşekkür ediyoruz. Ederim.